Evet arkadaşlar, bugün sizinle çok farklı bir şey yapacağız. Size bir arkadaşımı tanıtacağım. Stefan Türkiye'den geldi ama benim montajcı Stefan'la karıştırmayın. Bu başka Stefan. Benim aynı zamanda öğrencim olur. Türkiye'de bir yatırım yaptı. 2 senedir de Türkiye'de. Aslında bugün Stefan'ı size tanıtmamın sebebi hem uzun zamandır kendisini görmedim. Hem de kendisi çok iyi Türkçe konuşuyor. Normalde etrafımızda yani Avrupalıların Türkçe konuştuğu nadirdir. Ama tabii öğretmenleri ben olunca böyle güzel güzel konuşuyorlar. Şimdi sizi Stefan'ı tanıtacağım. Stefan'la biraz söyleyiş yapacağız ama sadece Türkçe olacak bu söyleyiş. Stefan nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Stefan, niye Türkçe öğrendin? Yani niye öğrenmek istedin Türkçe? Genellikle çünkü önce Türkiye'de oturmak istiyordum. Çünkü Türkiye'de çalışmam gerekti. Şimdi yaklaşık 2 seneden beri Türkiye'de yaşıyoruz, çalışıyorum. Neden Türkçe öğrendim, neden öğrenmeye başladım? Çünkü İnsanlar tanımak için, insanlar ile konuşmak için kesinlikle daha iyi, daha güzel, daha hoşlu gibi. Ve eğlenceli. Evet. Evet, evet. Ve bir şey bilmiyordum. Türkiye'de Türkçe konuşurken Türkçe konuştuğu zaman insanlar çok mutlu. Çok mutlu. Hemen onlar gülüyor. Onlar İnan Yılmaz nasıl ne kadar çok güzel Türkçe konuşuyorsun ve sürekli işte sokakta larında konuşuyoruz. Nerelisin? Neden Türkçe konuşuyorsun? Çok güzel Türkçe konuşuyorsun dediler. Ve kesinlikle hayat çok farklı böyle. Peki Türkçe öğrenirken en çok zorlandığın şey ne oldu? Belki benim öğretmem çok zordu. Öğrenmen? Evet, öğrenmem. En zor şeydi önce başlamak. Başlangıç çok zor çünkü benim için Türkçe yepyeniydi. Hiçbir şey bilmiyordum. İkinci anlamak ve bu devam ediyor. Çünkü adım ben daha iyi konuşuyorum, daha iyi anlıyorum. O zaman arkadaşlarımız daha hızlı konuşuyor. O zaman tamam, ben hiçbir şey anlamıyorum çünkü onlar gaz veriyor. Ama onlar dedi, evet şimdi biz daha hızlı konuşuyoruz. Çünkü sen daha iyi anlıyorsun. Ve üç ne zordu? Yeter. Yeter mi? Evet, yeter. Peki, yani Türkçe ile Fransızcayı
iki farklı dil. Birisi Ural Altayık bir dil, birisi Endo-Avrupeyan bir dil. Evet. Peki sentaksik olarak çok zorlandın mı? Evet, çok farklı. Çok farklı. Mantık tam farklı. Ama çok mantıklı. Eğer mantık anlıyorsa, ondan sonra çok kolay. Çünkü mesela eğer göz bilse, gözlük biliyorsun, gözlü biliyorsun, gözlükçü biliyorsun, gözlüklü biliyorsun devam ediyor. O zaman çok bu dil çok mantıklı. Ama bu mantıklık Fransızlar için çok zor. Ama eğer bilse, ondan sonra daha iyi. Peki iş yerinde Türkçe mi konuşuyorsun, Fransızca mı konuşuyorsun? Genellikle İngilizce konuşuyoruz. İşte. Ama şimdi %20 günde %20 Türkçe konuşuyorum. Ve bu çok benim için çok güzel bir avantajım var. Çünkü bu şekilde ben işçiler ile konuşabilirim. Mühendisler ile konuşabilirim. Ve bu şekilde benim işim için daha iyi ve onlar çok anlıyor çünkü onlar işçiler yavaş yavaş konuşuyor çünkü onlar benim Türkçem biliyor. O zaman işte daha iyi. Ama dışarıda, mağazasında, mesela, Anladım. Evet. mağazasında daha zor. Çünkü Mağazada onlar belki sadece boom, ezle ezle Türkçe konuşuyor ve ben tam anlamadım. Anlamıyorsun. Peki Türkiye'deki değişik bölgelerde konuşulan Türkçeyi anlayabiliyor musun? Yani Lazların Türkçesiyle işte doğuda konuşulan Türkçe, İç Anadolu, Ege, bunları ayırt edebiliyor musun? Şu anda ben şanslıyım çünkü İzmir'de yaşıyorum. Ama farklı olabilir. Kapadokya'ya gittim. Anlamak çok zordu. Çünkü aksent var. Biraz farklı. Ve sosyal seviyesi sosyal seviyeye göre Türkçe çok farklı olabilir. Evet. Peki Türkiye'ye gittiğinde en çok zorlandığın şey, Türkçeden bahsetmiyorum, Türkiye ile alakalı. En çok zorlandığın ve en çok hoşuna giden şey ne? İki şey, kontrast. Yani en çok zorlandığın ve en çok hoşuna giden şey ne? En çok zor şey genellikle ama sadece klişe gibi genellikle Türkiye'de disiplin yok. Evet. Ama Fransız olarak bu zor olabilir. Aynı zamanda kesinlikle disiplin yok ama dostluk daha güç. Ve hızlı hızlı çok dostlar olabiliriz. Bu aynı zamanda çok farklı.
Anladım. Peki Türk yemeklerini seviyorsun yani. Seviyorum, seviyorum. Ya en çok neyi seviyorsun? Evet. Normalde sen 2 sene önce 75 kiloydun. Şimdi Evet. 85 olmuşsun. 10 kilo aldın. En çok ne yiyorsun? Evet, ben kesinlikle 2 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum. Yaklaşık 5 kilo aldım. Az almışsın, Evet. az, evet. Önce İzmir bölgesinde meyve, sebze çok güzel. Çok çok güzel. Aynı zamanda simit çok seviyorum. Boyoz çok seviyorum. Köfte çok seviyorum. Bu rejim için Çok güzel şeyler. evet, uygun değil ama çok seviyorum. Kaç yaşındasın Stefan? Şimdi 54 yaşındayım. 54. Yani Türkçe öğrenmeye başladığında 52 yaşındaydın. Galiba gibi. Dolayısıyla bir dil öğrenmenin yaşı yok. Bir dil öğrenmek için yaş yok Benim yani için 50-52. sadece istemeli. Çünkü istersen olabilir. Kesinlikle dil öğrenmek zor ama İmkansız değil. o güzel. Bu beklenmedik bir şeydi. Tamam. Bundan kaynaklanan bir şey değil. ama çalışmalı. Sürekli çalışmalı. Kullanmalı. Ve korkmamalı. Korkmamalı. Evet. Korkmamalı. Çünkü kesinlikle ben çok hata yapıyorum. İyi konuşmuyorum. Biliyorum ama fark etmez. Evet. Kullanmalı, sürekli kullanmalı. Ondan sonra daha iyi. Ya bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Yani bazen bana sorular geliyor mesela. İşte ben şu yaşa geldim. Bu yaştan sonra acaba dil öğrenebilir miyim falan. Böyle çok handikapımız var yani. Biz bunları kendimize soruyoruz bir şey öğrenmeden önce. İlla ki yabancı dil olmasa bile. Yani sonuçta Stefan çok yaşlı bir insan değil ama yani 52 yaş sonuçta doğru bir dil öğrenmek için. Sonuçta 20-25 yaş da değil. Ama ona rağmen Stefan'ın gayretini görüyorsunuz yani nasıl Türkçe öğrendiğini. Tabii Türkçe öğrendim. Bir de öğretmeni sayesinde değil mi? Benim sayemde tabii öğretmeni ben olduğum için o temelleri birlikte attık yani ondan dolayı. Peki Türkiye'de şu anda girişi nasıl görüyorsun? Yani ekonomik olarak nasıl Türkiye? Sonuçta sen orada bir yatırımcısın. Yani Türkiye'liler açısından nasıl? Senin açından nasıl? Yani sen de hissediyor musun böyle bir şey? Genellikle ekonomi Türkiye'de ekonomi stabil değil. O zaman Türkler için durum kolay değil. Ama yabancı olarak problem yok. Çünkü belki çünkü ben şu anda Türkiye'de yaşıyorum. Ama muhtemelen birkaç sene sonra ben Fransa'ya tekrar döneceğim. O yüzden benim hayatım farklı. Ve sürekli yabancı şirket için çalışıyorum. Yatırım yapıyoruz. Ve Türkler güzel avantajlar var. Türkler çok çalışıyor. Çok cesaretli. Cesaretli. Ve
né des mecs. Onlar, insan olarak genellikle şirket için çalışmıyorlar. Bir adam, bir kadın için çalışıyorlar. Fransa'da insanlar şirket için çalışıyor. Bu farklı olabilir. O zaman eğer kesinlikle çok çalışıyorlar. Eğer Avrupalı olarak ben metodoloji getirsem sonuçlar güzel. Sonuçlar güzel olacak. Benim için metodoloji ile Türkiye güzel bir ekonomi olabilir. Potansiyel var yani. Potansiyel. Peki sence Avrupa Birliği ne olur? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişi. Yani şahsi fikrin. Mümkün mü? Mümkünse kaç yıl sonra mümkün? Anlamadım. Mümkün mü? Yani evet, evet, evet. Girmesi. Mümkün ise kaç yıl sonra mümkün? Şu anda benim için Türkler için bu konu değil. Olmaz. Çünkü birkaç önce, birkaç sene önce Avrupa hayır dedi. Genellikle bizim Francis başkanımız, Cumhurbaşkanımız Nicolas Sarkozy böyle dedi. Ve ondan sonra Türkler böyle düşmeye başladı. Tamam, olmaz. O zaman bitti. Gelecek nasıl olacak ben bilmiyorum. Kesinlikle Avrupa ve Türkiye beraber çalışabilir. Kesinlikle. Ama Türkiye Avrupa'da olacak mı? Ben bilmiyorum. Belki. Ama yakın gelecekte muhtemelen mümkün değil. Ama biliyorsun Türkçe'de bir deyim var. Görünen köy kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemez. Biliyor musun bu deyimi? No. Le village qu'on le voit de loin, on n'a pas besoin le guide pour. Ah, tamam, anladım. Yani. Peki Türkçe'de en çok sevdiğin, son olarak bitireceğiz. Deyim ne? Deyim, ekspresyon. Var mı özellikle böyle şu ekspresyonu çok seviyorum diye? Yani Türklerin şunu demesi çok çok güzel. Yani bu, çok kullanıyorum bunu günlük yaşantımda. Hiç böyle bir şey var mı? Çok var. Çok var çünkü... Ama bir tane özellikle top. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çünkü önce çok kullanıyoruz. Çok kullanıyor. Ama belki çünkü düğün var. Hı. Ondan sonra geçmiş olsun diyor. Çünkü hasta. Trafik kazası var. Okey, geçmiş olsun diyor. Çünkü nezli olduğu zaman, nezli olduğu zaman geçmiş olsun diyor. Hep durumda kullanabilir. Geçmiş olsun. Mesela video yaptıktan sonra geçmiş olsun, diyor. Tamam, geçmiş olsun. Teşekkürler. Stefan, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, size Stefan'ı takdim ettim. Stefan'ın nasıl Türkçe konuştuğunu gördünüz.
onun Türkiye hakkındaki fikirlerini de az çok görmüş oldunuz yani. Hiç kimse için bir dil öğrenmek geç değil. Sadece biraz dediği gibi onu korkmamak lazım, üzerine gitmek lazım. Sizler de öğrenebilirsiniz yani. Biz de memnun olduk. Stefan da çok memnun oldu sizi tanıdığına. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bak.